anlamak, hissetmek, verdikleri mücadeleyi yakından görmek, mesajlarını duyurmak için İstanbul'dan yola çıktık. İstikamet, jandarma komandoların PKK'ya darbe indirdiği, terörü bitirme noktasına getirdiği Şırnak Kato'da. Kato'da bir dönem teröristlerin yuvasıydı. Son yıllarda üst üste yapılan operasyonlarla tablo değişti. Kato Dağı'na üst bölgesi kuruldu. Komandolar teröre göz açtırmıyor. Nisan ayında başlatılan Eren Abluka operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Düşmanı çelik ve cemlezerim. Düşmanı çelik ve cemlezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Dağların arasında, mağaralarda saklanmaya çalışan teröristleri etkisiz hale getiriyorlar. Teröristlerin daha önce sakladıkları erzakları, mühimmatları bir bir tespit ediyorlar. Arama tarama faaliyeti yapıyorlar. Zırhlı araçla 5 saatte, helikopterle 30 dakikada ulaşılan Kato üst bölgesine gidiyoruz. Skorsk helikopter Şırnak merkezden havalanıyor. Jandarma komandoların Kato Dağı'ndaki evi orası. Kato Dağı'nı an be an izliyor, PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyorlar. Artık hareket zamanı. Kato'ya gitmek için helikoptere biniyoruz. Burak Keskinci ile beraber Skorsky'ye doğru şu an gidiyoruz. Hava şartları uygun olduğu için helikopter kalkış yapabiliyor. Güvenlik gerekçesiyle karanlıkta yolculuk yapıyoruz. Jandarmalar her türlü ihtimali değerlendirmek zorundayız diyor. Kararlı ve temkinliler. Dimdik dağların üzerinden geçerken heyecanlanmamak elde değil. Ve yaklaşık 30 dakika sonra 3000 metre yüksekte Kato üst bölgesine ulaşıyoruz. Memnun oldum komutanım, hoş buldum. İyiyim, sağ olun. Üst bölgesinin dışı güvenlik gerekçesiyle karanlık, göz gözü görmüyor. Tabii termal kameralarla bölge an be an takip ediliyor, izleniyor. Komutanlar bizi hemen sofraya davet ediyor. Üst bölgesinde jandarma komandolar için her türlü imkan sağlanmış. Menüde pizza var. Komandoların Kato Pizza adını verdikleri pizzadan ikram ediyorlar. Moraller yüksek. Saatler ilerliyor, 22'yi gösteriyor. Araziye çıkacak ve 3 gün arazide kalacak olan, yani Eren Abluka operasyonunu sürdürecek olan timler hazırlık yapıyor. Onlar hazırlık yaparken 3 gün arazide kalan, görevini tamamlayan tim dönüyor. Yani bir tim gidiyor, diğer tim geliyor. Biz araziye çıkacak olan yeni time eşlik ediyoruz. Tabii güvenlik gerekçesiyle bizim her yere gitmemiz uygun görülmüyor. Üzerinize bakıyorum, çok ağır ekipmanlarla sahadasınız, arazidesiniz. Üzerinizdeki ekipmanların ağırlığı ne kadar? Kaç kilo taşıyorsunuz şu an? Yaklaşık olarak 35-40 kilogram ağırlığında tam teçhizatlı çanta, silah ve kullanmış olduğumuz optik cihazlar. Yanımıza almış olduğumuz yedek mühimmatlarla birlikte yani 40 kiloya kadar ağırlığımız mevcut. Zor olmuyor mu? 35-40 kilo var şu an üzerinizde. Vatan ve millet uğruna yapamayacağımız bir fedakarlık yoktur diyorum. Aileniz nerede? Ailem şu an Osmaniye'de. Nasıl bir mesaj vermek istersiniz peki hem ailenize hem Türk milletine? Öncelikle ailemi seviyorum. Tüm Türkiye'den dualarını eksik etmemelerini diliyorum. Selam söylüyorum kendilerine. Gözleri arkada kalmasın, rahat uyusunlar. Biz buradayız. Giydiğim üniformadan ve bu mesleği yaptığım için gurur duyuyorum. Yoğun bir şekilde yapılan operasyonlar neticesinde bu bölgede terörden büyük oranda temizlendi ama son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara ara vermiyor jandarma komandolar. Eren Abluka operasyonunu takip ediyoruz. Şu an Kato bölgesinde gece yarısı ama eller tetikte, jandarma komandolar arazideler, bölgedeler. Görmüş olduğunuz gibi arkada bir jandarma komando oluşabilecek bir tehdide karşı, bir terör unsuruna karşı atışını gerçekleştiriyor. Diyor.
Hava buz gibi. Mayıs ayı olmasına rağmen eksilerde. Üzerlerinde 40 kilo ağırlık olsa da, zor şartlarda olsalar da teröristlere göz açtırmıyorlar. Uyku tulumları, konserveleri, silahları, el bombalarıyla zifiri karanlıkta Kat Odağı'nın çevresine doğru ilerliyorlar. Saatler ilerliyor. Araziye çıkan timi uğurladıktan sonra üst bölgesine tekrar geçiyoruz. Modüler güvenlikli bir üst bölgesi burası. Kaç jandarma personel burada kalıyor? Hazırda 80 personelimiz burada kalıyor. Bir komando bölümümüz yerleşik vaziyette. 53 konteynerden oluşuyor. Bu şekilde konteynerler. Konteynerlarımız bunlar. Tabii çok sıkı güvenlik önlemleri de var. Evet. Mesela bu beton bloklarla çevrili bu üst bölgesi. Evet. Değil mi? Roket korumalı zırhlı betonlar bunlar. Hı-hı. Roket geçirmeyen, roket atışlarına karşı dayanıklı. İki kat zaten. Hı-hı. Bu gördüğünüz birinci kat, dışarıda da ikinci katı var. Çatısı havan atışlarına karşı korumalı. Hı-hı. Havan geçirmeyen. Zırhlı yapıda. Hı hı. Konteynerların kendisi hafif silah atışlarına karşı korumalı. Yine zırhlı konteynerler. Şimdi jandarma komandoların ayakkabılarını, evet, çelik yeleklerini görüyoruz. Şimdi gece tabii biz bu geceyi burada geçirdiğimiz için bazı jandarma komandolar istirahate çekildiler. Bir odaya girmek istiyorum açıkçası. 19 numaralı konteynere giriyoruz şimdi. Odası. Buyurun. Evet. Kaç kişi kalıyor komutanım? Burada ayakkabılarımı çıkartıyorum. Kaç kişi kalıyor bir konteynerde? 6 kişilik konteynerlarımız var. 8 kişilik, 4 kişilik konteynerlarımız var. Merhaba, iyi geceler. Artık uyumaya çekiliyordunuz galiba, değil mi? Evet, hı? Evet, istirahat ediyorduk. İstirahatimize çekiliyorduk. Görevden geldik. Hı-hı. Arkadaşlarımız nöbetten geldi. İstirahatimiz edip yarın tekrardan görevimizi devralacaktık. Hı-hı. Odanıza şöyle bir bakabilir miyiz? Bir televizyon var. Burada mini bir mutfak alanı var. Dolabınız, çay yaptığınız, evet, çaydanlığınız var. Nasılsınız peki? Kato üst bölgesinde hayat nasıl geçiyor diye sorsam. Çok şükür iyi geçiyor. Görevimizi ifa ediyoruz. Komutanlarımızın, amirlerimizin verdiği emirlere göre. Şöyle söyleyeyim. Biz mesela bugün araziden geldik. Şu an arazide olan timlerimiz de var. Hı-hı. Sürekli değişim halindeyiz. Siz geldiniz, başka bir tim tabii, gitti. Başka bir tim gitti. Biz orayı devrettik mesela. Hı-hı. Biz geldik. Siz birkaç gün dinleneceksiniz galiba. Tabii birkaç gün dinleneceğiz. Buradaki kulelerimiz var. Oralarda nöbet tutacağız. Bu nöbetimizi icra edeceğiz. Üst bölgesinde tabii göreviniz olacak. Arazide değil. Yeni geldiğiniz için. Aynen. Hı-hı. Bu bölgede zaten büyük oranda aslında, evet, yani Şırnak'ta, dağlar işte Gabar, Kato, Cudi'de büyük oranda zaten terörden, evet, temiz. %100 diyemiyoruz ama %80, %90 temizlendi. Değil mi? Gece uyku tulumlarıyla arazide kalıyorsunuz. Evet, uyku tulumumuz, metimiz, illa ki hani devletin tedarik ettiği ürünleri kullanıyoruz. Hani şükür tabii de. Tabii dikkat etmemiz gereken hususlar da var. Yani kendi emniyetimiz. En önceliğimiz kendi emniyetimiz. Yani önce emniyet, sonra hareket prensibiyle biz ilerliyoruz. Niye jandarma olmayı istediniz? Bu üniforma benim çocukluk hayalimdi. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum ya. Şu anda da bu üniformayı giydiğim için kendimle gurur duyuyorum. Çok asil bir mesleğimizin olduğunu düşünüyorum. Şerefli bir meslek. Onurlu bir meslek. Üst bölgesi kameralarla çevrilmiş durumda. İzleme merkezinden Kato bölgesi son teknolojiyle böyle izleniyor. Drone kesiciler, uçak savarlar, ağır silahlarla her türlü saldırıya karşı teyakkuzdalar. Gözüm sorumluluk bölgesinde, kulağım komutanımda. En önemli kritik noktalarından biri olan görüntü izleme merkezine geliyoruz. Bu, evet, görüntü izleme merkezi. Buyurun. Sağ olun komutanım. Görüntü en önemli yer. Komutanım kaç kamera var burada? Burada 36 tane kamera var. Toplam birbiri üzerine bindirilmiş şekilde, hı-hı, panoramik şekilde, hı-hı, hiçbir bölgeyi atlamadan birbiri üzerine panoramik görüntü alabilen kamera sistemidir bu. Bunun adı dağınık açılı görüntü izleme sistemidir. Ve şöyle baktığımız zaman çok da net görüntü. Şu an anlık görüntü geliyor değil bu mi? Bu görüntü, evet,
Şahingöz termal kamera sistemimizin görüntüsüdür. Çok zor bir coğrafyada görev alan komandolar için kışın yaşam koşulları ağır oluyor. Bazen günlerce helikopter kalkamıyor. Bu yüzden erzakları stoklu, jeneratörler hazır bekletiliyor. Yani jandarma komandolar için hiçbir şey şansa bırakılmıyor. Üst bölgesinde jandarmalar için sağlık merkezi de bulunuyor. Gece 3'e geliyor artık saat. Şimdi ben de artık istirahate çekileceğim. Bana bu 52 numaralı odayı, konteyneri verdi buradaki komutanlarımız. Size burayı da göstermek istiyorum. Yatacağım yer içeride. Burada hemen bir tuvalet var, banyo var. Şöyle ayakkabımı da çıkartayım, yerde çünkü halı var. Evet, benim de geceyi geçireceğim yer burası. Tabii çok soğuk şu an burası. Bir klima var. İçeriği iyice ısıttık. Ben şimdi istirahate çekiliyorum. Şimdilik kameraman arkadaşıma da iyi geceler diliyorum. Yarın sabah görüşmek üzere diyorum. Kato'daki bu tarihi anları kaçırmamak için erkenden kalkıyorum. İlk defa bir televizyon kanalı üst bölgesinde geceyi geçiriyor. Bu gerçek bizi daha çok heyecanlandırıyor. O yüzden hiçbir anı kaçırmak istemiyoruz. Kameraman arkadaşım Burak Keskinci ile ve Kato'da sabah oluyor. Günaydın diyelim Kato'dan ve şimdi artık kahvaltı yapacağımız alana doğru geçiyoruz. Allah'ımıza hamd olsun. Allah'ımıza hamd olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Hay! Arkadaşlar afiyet olsun. Sağ ol. Aklım dün gece 3 gün boyunca arazide olacak, yani operasyonda olacak timde. 40 kilo ağırlık ne demek diye düşünüyorum ve denemek istiyorum. Ben duramıyorum ayakta şu an, bak. Gerçekten duramıyorum ve devrileceğim şu an. Kaç kilo oldu bu? 35-40 kilo civarı. 40 kilo var evet. Şu an. Siz bu vaziyette kaç kilometre yürüyorsunuz? 25-30 kilometre civarı bu şekilde yürüyorum. 25-30 kilometre? Evet. Sabahın ilk saatleri. Üst bölgesinde komandolar eğitimlerini sürdürüyor, nöbetlerini tutuyor. Araziden dönenlerse dinlenmeye devam ediyor. Bu bölgede 153 civarında mağara tespit edilip imha edildi. Ne kadarlık bir zamanda? 2017'den itibaren, özellikle 2017-2019 yılları arasında yapılan operasyonlarda bu mağaralar tespit edilerek imha edildi. Şu an imha edilmemiş mağara var mı komutanım? Şu an aranıp da bulunmamış mağaramız yok. Faaliyetlerimiz bu bölgede, operasyonlarımız devam ediyor. Irak sınırındaki Kato bölgesinde komandoların hayatı böyle geçiyor. Ailelerinden uzakta, vatan aşkıyla ve dimdik duruşlarıyla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar biz buradayız diyorlar. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Hazır. Daim hazır. Hazır. Daim hazır. Kim? Komando. Kim? Komando. Allah Türk komandosunu korusun. Sus. Ve artık veda vakti. Hava bozmadan helikopter iniş yapıyor, bizleri alıyor. Çok büyük oranda terörden temizlenen Şırnak bölgesinde komandoların bir günü işte böyle geçiyor. 3000 metre yüksekteki üst bölgesinden inerken aklımızda ve kalbimizde tek bir duyguyla ayrılıyoruz. Gurur.